Suruç'taki taban suyunun yükselmesi beraberinde sıvılaşma oranını artırarak ilçenin geleceği için tehlike oluşturuyor. Her hafta Cuma günü saat 11.11'de Şanlıurfa'nın bir sorununu ve bu soruna yönelik çözüm önerilerini paylaşan Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özastan. Bizim köyümüzde 2015-16 yılında su geldi buraya. Maalesef devlet su işleri zamanında tahliye kanalları açmadığı için 1000 adet ağaca tekabülen şu an 63 yaşında ağaçlarım tamamen kurudu. Bu bir milli servettir. Yıllık. Bu hafta ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki taban suyunun yükselmesi dolayısıyla yaşanan mağduriyetleri ve buna yönelik çözüm önerilerini gündeme taşıdı. O merzeli mevayı da avedi. Emdarın meriye hal bugün de veşir. O var gülüm bir hali de ona var. Ahir o üçüncü ayı hatana emlevi vi pemine va pemine art aşık bebe taban suyu rabiye gön vi pemi topken. Mazvi tarihi için de mantki vi pemi biçir bezne. Gönü ya zaten ne amelet keveke ne biçerdi keveke oldu gibi gisekini. Em rica edikken roke peşte tarih kanalı yak le keve emcivi avi halas. Suruç'ta yükselen taban suyu nedeniyle birçok resmi kurumumuz ve yeni yapılan binalarımızın bodrum katları sular altındadır. Evet, şimdi çözümü konuşalım. Çok geç de olsa tahliye kanalları çalışması başladı. Bir an önce bitirilmeli. Yalnız yapılırken drenaj sistemi unutulmamalıdır. Tarım arazileri imara açılmamalıdır. Suruç'ta taban suyu yükselmesi dolayısıyla Suruç şu anda bir çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Sıvılaşma oranı gittikçe artıyor. Buna karşın Hüdapar olarak köklü bir çözüm önerimiz var. Şu anda bulunduğumuz nokta Şanlıurfa yolu üzerinde çadır kentin bulunduğu bölge. Suruç şehir merkezini buraya kaydıralım. Bütün resmi kurumları buraya getirelim. Arkasından imarı buraya taşıyalım. Ve sadece buradaki hazine arazilerinin bulunduğu kıraç toprakları imara açalım. Halka da uygun fiyata satalım. Ve insanlar gelsinler, buraya yerleşsinler. Şehir merkezi buraya doğru gelsin. Ovayı...